En güncel levelden sonra Leopard 1'ler top tier gibi bir şey oldu arkadaşlar. 9-0'lar, 9-3'ler top tier statüsünde sayılır. Ve bu seviyenin neden? Buna en erken erişen tank 10.3'e çekildi. Yani nispeten artık bu top tier sayılır. Ve onunla tüm bir etabı atın tek atışla indirdik. Zoom'umuz gayet yeterli gördüğünüz gibi ama termalimiz yok. 1A5 açarsak onda termalimiz olacaktır. Vurulmamamız lazım. O yüzden ona göre çikir yapıyorum. Topar 1 serisinde biraz kule çıkartarak oynarsanız daha iyi olur. Şunu görebiliyor muyuz? Evet. İşini bitirdik. Gördüğünüz gibi çikir hareketleri yaparak tankın optiğini kullanarak çok iyi zoom yapıyor. Düşmanları burada bekletiyorum. Herhangi bir atışı kabullenemem çünkü zırhımız son derece ince. Vurulmuyorum. Uçaklara da aynı zamanda dikkat ediyorum. Karsa da hop çıkıp indiriyorum. Bu saçma bir hareketti. Özellikle şu anda. Durumsal farkındalığınızın epey iyi olması gerekiyor çünkü Leopard hiçbir şekilde atışı kaldıracak bir tank değil. Şurada TL4 var. Bu TL4 şuradan çıkar mı acaba? Şuradan çıkarsa direkt gövdeme atış yapabilir. Delemedi. Tabi spot sistemin içinden geçtikleri için. Hızımı kullanarak hemen cap'e gireceğim. Bu seviyede bizden çok hızlı tank olmayacaktır. Tam 2 IP'ler Leopard 1'lerden çok daha iyi. Topu daha ileriyor, zırhı daha iyi. Motor kompartmanı önde olduğu için delindikten sonra mürettebatın zarar görme olasılığı çok daha düşük. Ve daha seri tanklarda ama zoom'u bu kadar iyi değil. Leopard 1'i ortalama oyunculara önermiyorum kesinlikle. Bunu oynayacak oyuncunun çok iyi bir nişancılığa sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde ölüp çıkarsınız. Atmışın yanlarda olduğu için mermisi. Güzel bir atışla indirdik. Yapar abi abi. Topumu çalışmadı lan. Adamlara görüyor musun? Klan gibi saldırıyorlar. Bizim takım anca lay lay lomu. Yine çalışmadı. Bu takıma yaşama olasılığı yok bu beyinden. Her taraf klan gibi 4-5 kişi aynı anda saldırıyor. 2 dakika sonra yenildiğiniz diye haber gelecek. Leopard'la benim yapabileceğim bir şey yok. Ben yapmam gereken en iyisini yaptım zaten. Arka tarafta duran oyatları bari vurmaya başarsa. Leopard 1 iyi bir destek tankı. Uzaktan vurabilir ama kafa kafaya da. 1vs2 kaldırabilecek bir tank değil. Çünkü hiçbir şekilde zırhı yok. Mermisinin patlama olasılığı çok yüksek. Dediğim gibi iyi bir destek tankı uzaktan. Kafa kafaya da öldürebilirseniz topu da çok kötü değil. Ancak takımınız demek gibi o evladı çıkarsa tek başınıza yapabileceğiniz hiçbir bok yok. Yani birisini öldürürsün en iyi ihtimalle. Dolum süresindeyken diğeri de çıkıp seni vurur. Şu tamları hakikaten ben anlamış değilim hala ya. Sürücünün dibinden atıyorsun mermiyi ama sanarsın airsoft atıyorsun. O kadar az şarapla yayıyor. Saçma sapan bir şey yapmışlar. ...9-0'lık bir muharebe puanına attığı helikopter top tier'a girmesi gereken helikopterlerden birisi ki top tier'a girdiğiniz zaman da o helikopteri çok nadiren veriyor. Şu andaki maç tamamen Gaijin'in orospu çocukluğu. Başka hiçbir şey değil. Çünkü sen 9-0'lık bir maça şunu verirsen oyuncu gelip seni anana söverse haklı. Biz 12-0 top tier giriyoruz. Bize ne geliyor biliyor musun? Şunu veriyor bize. 9-7'lik helikopteri veriyor bize. Böylelikle oyunun ne kadar gerizekalı olduğunu öğrenmiş oldunuz. Biz niye burada doğuyoruz? Onu da anlamış değiliz. Karşı taraf hem buradan hem buradan doğabilir. İki tarafa da hükmetme olasılığı var. Bizi sadece soldan başlatıyor. Bildiğin yem
ediyor yani özetle. Buradan bak, bak. Klasik G cinsel hareketler. Yükleme ekranında başka gösteriyor. Oyuna girince başka. Türkiye'nin sistemi gibi aynı. Polis farklı, savcı farklı, hakim farklı, zabıta farklı, asker farklı. Her kafadan bir ses çıkıyor ya. Aynı onun gibi bir sistemi var. Geçen ruhsat almaya gittik Zehra'ya. Diyor ki işte yok randevu al. Geldik. Geldik yani işin ne? İlgilenmiyoruz. Yok randevu alacaksın. Oraya taksiyle gittik 300 lira tak. Parası ödedik. O kadar yolu geri gideceksin. Şey alacaksın diğer haftaya. Oğlum yapsan eline mi yapışır? Sistem boktan olduğunu zaten biliyorsun. Onu anlatmaya gerek yok da şöyle bir saçmalık var. Sistemden randevu alamıyor amına koyayım. 4 ay önce bir randevu almışız, ona gitmemişiz. Ona gitmemişiz diye o silinmemiş sisteme bokluğundan ötürü. Yeni randevu almak istediğin zaman diyor ki zaten randevu var. Tamam randevu var da 4 ay öncesinin randevusu var. Onu senin boktan sistemi silmemiş. Biz de onu vurduk. 1v2'de öleceğiniz tanklardan birisi bu. Birisini vuruyorsun, o da gelip seni vuruyor. Bunlar normal şeyler. Yani koordineli oynanmadı sürece ya da takım arkadaşlarınız ha bunlar gibi pit çıkarsa ölürsünüz. Oynaması zor bir tank. Öte yandan hani böyle bir şey de var. Bak görüyor musun adam nasıl hemen yardıma geliyor. T-70 falan da şu anda 10 numara bir tank haline geldi. Arkada güçlü bir tank bu seviyede. Tam da spot yok. Gelip vuracak bizi. Vurduktan sonra bu spot alacak. Gece'nin yapacağı hareketi biliyorum. Arkaya ses atalım. Gece 64 falan vardı orada. Asalakların hepsi diğer tarafa gitti. Bir kişi buraya gelmedi. Yine oraya kaybettiler. Amına koyayım malları. Diğer tarafa gittiler. İş yapabildiler ama hayır. Yine iş yapamadılar. Böyle beyinsiz bir takım işte. İntikam almaya gelecektir o. Yat aşağı. Vurulmadan vurmayabiliyorsanız Leopard 1 oynanabilir. Ama 1v2 asla kaldırmaz. Zaten tükürseniz delinen tanklardan birisi bu. Köpe girelim madem kimse yok. Bak seviye kaç giriyoruz ne geliyor. Hemen köpe alalım yoksa kaybedeceğiz. Tamam, tekme otomatik. Oo. La TL5 sen salak mısın? T62'ye bak. 2 saat sonra reaksiyon veriyor. O kadar malam. Sırlığın kaçıncı mertebesi çözemedik. Biz orada tek kaldık tamam. Aynen öyle. Takım arkadaşlarına güvenirseniz olacağı bu. Karşı takımın oynayış stiline bakar mısın? Map'e bak. 5-6 kişi aynı noktaya saldırıyor. Bizimkilerin biri burada, diğeri burada. Karşı tarafta öyle çok iyi oynayan bir oyuncu mu var? Hayır. Şu mala bakalım. Statlardan anlarız. Aa bak statları bu. Yani şu gerizekalı karşı tarafın birincisi olabiliyorsa bizim takımın nasıl bir çocuğu olduğunu siz düşünün. Bu videonun adı Oçlarla birlikte War Thunder. Amaç tankı anlatmak. Göz ardı etmeyin. Leopard 1 ile girdiğinizde bu şekilde beledi zinaların takımınıza denk gelme olasılığı son derece yüksek. Haliyle iyi iş yapan bir tank değil. Vurursun, vurulursun. Onlara geçtim ama şu anki sistemde genel olarak takım arkadaşlarınızın çoğu bu şekilde veledi zina olduğu için, Suriyeli beyinli olduğu için, beyinsiz değil artık Suriyeli beyni diyorum bu tarz kişiliklere. Daha aşağılık bir şey. Bu yüzden biraz da zırhlı olması gerekiyor bir tankın. Karşı taraftaki orospu çocukları hemen pusmaya başlamış orada. Nerede kolsuz embesil asalak varsa geçer pusar oraya. Tam var. Anlamadığım şey,
Kardeşim sen 9-0'a top tier'e girmesi gereken helikopteri niye atıyorsun? Neden atmaması lazım? Sebebi bu. Oyuncunun bir şey yapması gerek almıyor. F'ye basıyor, üzerine tutuyor. Zaten tank çekiyor. Çok da fazla kendimizi kanser etmeyelim. Görüldüğü gibi Leopard 1 Shamar oğlanı. Belirli şartlar altında iyi iş yapabilir ama belirli şartlar altında. İşte takımın orospu çocuğu olmayacak başta. Karşına M1 A2 sepleri, Leopard 2 A7'leri öldürmek için tasarlanan helikopterler gelmeyecek ve takımın da Suriyeli olmayacak. O zaman evet biraz iyi iş yapabilirsiniz. Yok işte benim aim'im iyi. Yok ben profesyonel oyuncuyum. Yaptığımız atışları kaç oyuncu yapabilir? Ezilmenizi engelleyen bir faktör değil. Sonuç olarak bu tankın yapılış amacı belli. Destekler altında. Hava kuvvetleri, deniz desteği, piyade desteği, ıvır zıvır tarzındaki muharebelerde savaşmak için tasarlandığı için tek başına çok iş yapabilecek bir tank değil. Ha bana kalırsa bunun muharebe puanı absürt yüksek. Neden absürt yüksek? Şimdi T-72A'nın 9.3 oldu ki bunun delişi de daha iyi. Her açıdan daha iyi. Patlayıcı mermi atsanız bile çok etkili. Bunun dışında zırhı fersah daha iyi. Kulesini zaten delebilen bir tank yok bu seviyede. Özellikle şu yanaklarını. Motor performansı da çok kötü değil. En azından Leopard 1 ile yan yana gitseniz Leopard 1 3 saniye sonra gider. Bunu çok daha etkili. Zırhınız anormal şekilde daha iyi. Buna rağmen arada 0.3'lük bir fark var. APZ 70 de öyle. 9.0 etkisi daha yüksek. Şarapnel etkisi vesaire. 6 saniyede atıyorsun. Dolumuzun inanılmaz iyi ve zırhın da daha iyi. Motor performansında aynı şekilde. Bu da 9.0, Leopard 1 de 9.0. Bunun 8.7'ye doğru kaydırılması lazım. Yeni sistemde neredeyse bunlar top tier statüsünde. Sebebi de şu. Leopard 2A4 10.7. Bu da 10.0. Şu arayı epey ayırdıkları için seviye 6'nın top tier'i şu gördüğünüz tanklar sayılır arkadaşlar. Çünkü artık seviye 7'lerle size oyun çok fazla muhatap etmiyor. Güzel düşünülmüş ama hangi gerizekalı helikopter seçimini yaptıysa beyinlerini 12.0 at unut füzeleri falan var. İnenizi yaptırsanız rahatlıkla vurur. Mesela Pars 3'lere 1000 mm deliyor. Amına koyayım 1000 mm delen ATGM sisteminin 9.0'da ne işi var? 1000 mm deliyor. Bunu da geçtim. At unut füzesine sahip. Space'e basıyor. Diyor. Bir daha basıyor atıyor. Daha sonra gitsin arkada 31'ini çeksin. O gelip yine seni bulacak. Yani böyle amcık amcık helikopterleri atıyor. Biz sap diye girdiğimizde de ne veriyor biliyor musun? Şunu falan veriyor. Normalde bu seviyede şunu vermen lazım. L ile M ile vurması gerekir. Şu helikopter sistemi hangi andaval yaptıysa beyinsel olarak sıkıntıları oldu çok açık. Anlık bu kadar. Amacım Leopard 1'leri anlatmaktı. Elinizden gelirse oynamayın. Açın, oynamayın. Şu seriden devam edin. Bunları elbette açmak zorundasınız. A4'e geçince oynamaya başlarsın. Shamar oğlanına dönen tanklardan birisi. Şu anki sistemde Leopard A1-A1'in maksimum olacağı muharebe puanı 8-7. Zaten eskiden 8-7'ydi. Bunu hangi beyinle bu seviyeye çıkardılar bilemiyoruz. Çok da üzerine durmaya gerek yok. İyi bir tank değil. Uzunu iyi olabilir, uzaktan iyi iş yapabilir. Fakat belirli şartlar altında iyi iş yaparsanız takımınız gerizekalı MBS'siz ya da karşınıza Leopard 2 A7'leri imha etmek için tasarlanan helikopter gelirse hiçbir halt yapamayacak tanklardan birisi. Selametle.